Merhaba arkadaşlar. Selamun aleyküm. Hayırlı bayramlar. Bugün size Japonya'da ikinci el araba fiyatlarını çekeceğim. Arabalardan hiç anlamıyorum aslında. Neyse ben de bir modaya uyup şu evin yakınlarında olan bir ikinci el araç galerisine geldim. Şöyle bir bakacağım size. Olabildiğince Japonya'daki ikinci el fiyatlarını tanıtacağım. Burası araba Toyota sedan. Camry kana. Toyota 7 yıl öncenin arabası. Kaç bin ki? 60 bin kilometrede. 7 yıl önce. Yani 2013 model. 60 bin kilometrede. 690 bin yen. Yani 42 bin TL. Türk parasıyla şu araba 42 bin TL. Bayağı canavar gibi bir araba. 2500 cc. Bayağı büyük. Patron arabası. Bayağı ucuz yani. Hybrid bile. Hybrid. Çok ucuz yani. Bu yanında bir tane de var. Bu da bir Toyota. Bu Nissan. Bu da 8 yıl öncenin arabası. Bu daha pahalı. Bu kaç? 36 bin kilometrede. 1800 cc. 900 bin yen yani. 6 kare 9. Kaç lira yapıyor? 50-56 falan. Bu yan taraftaki de aynı. Toyota'nın bir modeli. Aqua. Ha, Aqua doğru. Bu da Aqua. Şu bu da Aqua. Bunlar da hybrid hep. Böyle Toyota Aqua hybrid de sanırım. 3 yıl önce yani 2017 model. 43 bin kilometrede 1500 cc. 700 bin yen. Alt kredi 42. Bu da 42 bin TL. Türk lirasıyla. Hepsi tabi pırıl pırıl arabalar. Bu da hybrid. Burada yazıyor. 4 kapılı. Fakat bu da Toyota'nın Aqua S modeli 1500 cc. Bu da 6 sene falan. 2014 model 500 bin yen. 30 bin TL falan. Kaç kilometrede bu? Bu da 46 bin kilometrede. Tertemiz canavar gibi arabalar. Hybrid. Bu da aynı Aqua. Bu bir senelik. Geçen senenin modeli kaç bin? 13 bin kilometrede 1500 cc 900 bin yen. Yani 900. Bu da 50 bin, 50 bin falan işte ya. Bayağı bu da yeni zaten. Bayağı ucuz. Bu Honda. Honda'nın Fitto. Japonya'da en çok tutulan araba. Kilometre 1 litrede 20 kilometre falan gidiyor herhalde. Bu araba 8 senelik yani 2012 model 1300 cc 41 bin kilometrede 300 bin yen. 300 bin yen. Yani 20 bin TL falan. Bu araba çok uzun yollara gidenler için yani çok uygun. Çünkü çok az yakıyor. Japonya'da ne zamandı? 2015 falan herhalde. En çok satan arabaydı. Bu da Honda'nın arabası. Bu yeni geldi herhalde. Hiç fiyat falan yazmıyor. Bu Vezel. Yani su olması lazım. Bu da şimdi çok tutuyor. Benim de çok hoşuma gidiyor bu araba. Benim de alasım var aslında. Biraz daha çalışıp. Bu da olsa olsa yani. Bu da hybrid olduğuna göre 1,5 milyon falandır herhalde bu da ya. İçerisi böyle göründüğü gibi. 1,5 milyon yani 60-90 bin TL. Evet. Buraya geldik. Bu ne? Suzuki. Suzuki'nin sarı plakalı, vergisi düşük yani. Hasla. Hasla bu 2018 model. Kaç kilometre? 0 kilometre mi?
Lan 0 kilometre bu. Kimse kullanmamış bunu. Allah Allah. Ne kadar? 1 milyon 850 bin yen. Yani 110 bin TL falan. Aynı bu Jeep gibi bir araba. Geniş. Şimdi bu sarı plakalılar Japonya'da şehir içinde çok tutuluyor. Çünkü vergisi falan çok düşük. Motorları düşük sanırım. Şimdi motoruna bakalım. Motoru ben göremiyorum. Göremedim. Şimdi bu yanımızda bir tane var. Bu da Suzuki Hasla. Bu da sarı plaka. Bu 26. Yani 5 sene önce falan. 2015 model. 37 bin kilometrede 800 bin yen. Bu da 50 bin TL falan. Şimdi sarı plakalı oldukları için, biraz tutuldukları için pahalı. Rengi de çok güzel. Turkuaz rengi var. 4 kişilik. İçi güneş vurduğundan fazla gözükmüyor. Bu da Hasla mı? Hiç bakmıyorum. Bu da Nissan'ın arabası. Bu da 4 2016 model. 13 bin kilometrede. Bu da 750 bin yen. Yani çarpı 6. Bu da 45 bin TL falan. Bu da aynı Nissan'ın. Bu da 8 sene önce 2012 model Moko. 53 bin kilometrede 400 bin yen. Bu da 24 bin TL. 24 bin TL. Bu da Suzuki'nin. Bu da sarı plaka olması lazım. Bu da 2017 model Wagon R diye geçiyor. 41 bin kilometre. 59 600 bin yen. Bu da 48 bin TL. Bunlar hep bir de pırıl pırıl. Hiçbir yerlerinde çizik falan yok. Bu da Suzuki. Suzuki'nin bu 2019 model. Bu da 1 milyon yen. 3000 kilometrede geçen senenin 1 milyon yani 60 bin TL. Bunu modelini Mirais bilemedim bunu. Bu ne Mitsubishi? Mitsubishi 2014 model olması lazım. AK Custom yazıyor. 42 bin kilometrede. Bu da 500 bin yen. Bu da 30 bin TL civarında. Bu ne Honda? Honda Fit'to. Honda Fit diyorlar buna. Honda'nın Fit'i. Bu da 2012 model 1500cc RS Fit'in. Bütün IS modeli 54 bin kilometrede 430 bin 440 bin yen. 440 bin yen. Bu da 25-26 bin TL Türk parasıyla. Bu arabalar tutuluyor. Bu ne? BMW. Yani 2016 model 1600cc BMW 1181 mi diyor, öyle bir şey işte modeli, ben bilmiyorum. 24 bin kilometrede bu da 1 milyon 60 bin TL vagon herhalde bu ya. Bu araba 60 bin TL. Vagon değilmiş pardon, sport. Sport modeli bu da. 1 milyon otomatik vites 60 bin kilometrede. Yok 60 bin TL. 118i. Anlayan bilir bunu. Ben arabalardan anlamadığım için bir şey. Bu ne küçücük bir araba. Bu elektrikli herhalde. Bu da 300 bin yen.
18.000 TL, 2 kişilik, çok küçük, şehir içinde, tın tın. Buna Nissan Nismo S. Nissan Note Nismo S 2016 model, 1800 cc. Bu da 1 milyon yen, 46.000 kilometrede. 1 milyon yen yani 60.000 TL Türk parasıyla. Abi da çok güzel jantları falan. Tam spor arabası. Gençler için 10 numara. Nissan Note. Burada ne var? Subaru. Subaru Impreza Sportsu. Impreza Sportsu. Bu da 2018 model, 1600 cc, 30.000 kilometrede. Bu da 60.000 TL. Bedava lan. Canavar gibi araba. Bayağı da büyük. Impreza. Bu ne? Bunun modellerini hiç bilmiyorum ya. Hiç görmedim. Belki de Toyota'nın, Nissan'ın birisidir de. Bu da 400 bin yen. 400 bin yen, 4x6, 24. Bu da Toyota'nın patron arabası. Grando. Crown. Royal Saron diyor. Bu da 2012 model. 500 bin yen. Bu da 30.000 TL, bayağı büyük patron arabası. Yani canavar gibi arabalar. Bunlar çok yakıyordur ama 2500 cc'ymiş. Özellikle patron adamlar biniyor. Bu da Lexus LS 460. Lexus da patron arabası. Bu ne kadar? Bu niye bu kadar ucuz ya? Lexus Toyota'nın bir üst modeli. 19 diyor. Yani 11, 12, 2008 model olması lazım. Bu da Lexus Royal Salon. 800 bin yen, 4600 cc. 50 bin kilometrede falan. Bu da 800 bin TL. Bu da 50 bin TL ya. 50.000 kilometrede 50.000 TL. Bedava lan. Lexus. Ama bunlar çok yakar. Bu ne? Bu Honda'nın New Wagon mu? Bu da 2017 model. Bu da 700.000 TL. Kaç kilometre? 30.000 kilometrede. Bu da 40.000 TL Türk parasıyla. Tam bayanlar çok kullanıyor bunu. Bayanlar işe gidip gelirken. Bu da Nissan'ın Moco X diyor. Moco, bu da 2015 model. Bu da 50.000, 500.000. Bu da 30.000 TL. Bunlar genç bayanların işi. Görmüş olduğunuz gibi. Buradaki arabalar genellikle Cocoa. 50.000 TL civarında arabalar. Bunlar bayan arabaları. Nissan Dizu S. Wow. Bu 2019 olması lazım. 900 bin yen. bu senenin. 2020 model Nissan Dizu. 2020 model, 17.000 kilometrede, 1 milyon yen. Yani 1 milyon yen dediğin o 60.000 TL. Da Honda Nissan. Honda'nın
Vitz'leri, Vitz'in modelleri falan. Ha, burada Honda'nın şeyi var. Güzel sedan var bir tane. Accordo. X'den daha bilmiyorum işte. 25. Bu da 6 senelik falan olsa gerek. 1.400.000 falan yapıyor işte. Bu da 100.000 TL falan. Çok büyük bir araba, çok kaliteli bir araba. Bu da 2000 cc'ymiş yani. 2014 model. Bu da otomatik. Göründüğü gibi. Burada arkadaşlar arabalar var. Tamirat falan yapıyorlar. Şunu. Bu ne? Bu Toyota Prius. Prius 1800 cc 2013 model hybrid. Bu ne kadar? Bu da 35 bin lira falan. 66 bin kilometrede. Kaç yaşında? 8 yaşında falan bir araba. Amerika'da falan çok tutuyor bunlar. Çok az yakıyor. Orada da arabalar var. Tamiratlı, bakımlı. Ne yapıyorlar? Burada da Hasla, yine aynı Suzuki'nin modelleri. Bunlar da sıfır herhalde. Sıfır olsa gerek bunlar. Tertemiz. Cillok gibi. Fiyatlar falan yazmıyor. Bunlar sıfır. Kutu gibi hepsi. Şunun rengi çok güzel. Hardal mı diyorlar, sarı mı? Öyle bir renk olsa gerek. Bu da Honda N-Box. Bu da 2014 model. 800 bin falan. Bu da 50 bin TL falan işte. İşte burada böyle görmüş olduğunuz gibi arabalar. Şunun da rengi çok güzel. Turkuaz. İşte şu Honda Su Vezel. Bunda fiyat yazmıyordu. Sordum arkadaşa, hybrid. Bu 1,5 milyon yen. Yani Türk parasıyla 90 bin TL. Bu en az 5 senelik falan. 2015 model hybrid. Dedi 1 litrede benzinli 18 kilometre gidiyor. Aslında çok hoşuma gidiyor bu. Bir tane denk getirirsen bundan biraz daha ucuza alasım var. Çünkü uzun yola falan gezmeye gittiğimizde bunlar iyi oluyor. Bu zaten fiyatı kaldırılmasının nedeni hemen satılmış. O yüzden fiyatı yazmıyor. Neyse arkadaşlar, tekrardan herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun. Bugünlük benden bu kadar. Çünkü bazı hatalarım olmuştur arabalarla ilgili. Çünkü araba bilgim sıfır. Ben yalnızca gördüklerimi size söylemeye çalıştım. Tekrardan hayırlı bayramlar, hayırlı günler. Başka bir videoda görüşmek üzere. İyi günler.